Herkese ve hiç kimseye merhaba. Biraz kafa dağıtmak için 6 Şubat'taki Maraş depremi ve depremleri dolayısıyla hakikaten bizi çok üzen, mutsuz eden olaylardan zihnen biraz uzaklaşabilmek için kendimce bir yöntem belirledim ve biraz kitap okumaya çalıştım. Bazı kitapları okudum, bazı kitapları inceledim bu o okuduğum kitapların incelemelerin bir dökümü umarım eğer sizinle devamlı bu mesele kafanızı kurcalıyorsa çaresizce kurcalıyorsa e, depremlerin yarattığı mutsuzluk elbette düşünmek zorundayız ama bu devamlı surette bir kör düşünceye dönüştüğünde bir fikri sabite dönüştüğünde pek de insana iyi gelen bir durum değil ben de Kendimce bir yöntem buldum, bir e, tedavi yöntemi buldum. Biraz en iyi bildiğim işi, en iyi yapmaya çalıştığım işi, biraz kitaplarla uğraştım. Merak ettiğim konularda ne kadar motivasyonum varsa e, onunla yola başladım ve bazı kitaplar okudum. Hemen başlıyoruz. Şimdi Paul Oster e, okudum. iki Paul Oster kitabı okudum. Biri Paul Oster'in yazdığı otobiyografisiydi böyle yarı hatıra yarı otobiyografi e, kitabıydı. Biraz da romana benziyordu. E, Cebidelik Cebi Delik adlı kitabını okudum. E, yıllardır gördüğüm Pol Oster'in e, kendi hayatını anlattığını bildiğim kitabıydı. Ben de bu süreçte belki kafada atır diye Pol Oster de eğlenceli bir tiptir. Bir Amerikalı yazar Pol Oster. E, eğlencelidir e, ve kitap iyi çıktı. Hakikaten e, şu ana kadar okuduğum en iyi Paul Oster kitabıydı ki biliyorsunuz New York işlemesinin yazarı, Leviathan adlı romanın yazarı, e, Ay Sarayı gibi kitabın yazarı. Ben bazı kitaplarını okumuştum ancak otobiyografisini diğer kitaplarından daha çok sevdim. Bu arada yanlış anlaşılmasın Ay Sarayı'nı okumadım. Başka kitaplarını okudum şimdi hatırlayamıyorum. E, Cebideli kitabı fena bir kitap değil hatta iyi bir kitap içinde Amerika, Avrupa'ya ile ilgili tanıdık tanımadık birçok insanla ilgili çok güzel anlatımlar, çok güzel öykülemeler var. bakılabilir, cebidelik, Paul Oster. Bir diğeri önceden de okuduğum Cam Kent, New York işlemesinin. Ya kitap ilginç, eğlenceli, Paul Oster çok eğlenceli bir adam, çok muzip, zeki de bir adam, kıvrak zekalı bir adam. Belli ki kalbi de temiz bir adam. Elinden geleni yapıyor yazmak istiyor, yazarlığı çok seviyor. Ama bu kitaplarda bir eksiklik var, bir şey eksik. Ne diyelim, hani yaşanmışlık eksik diyordu ya Avrupa yakasında Sertaç Volkan'a. Acaba yaşanmışlık falan mı eksik diye bakıyorum. Bir problem var. kitaplar güzel, iyi kitaplar ama sizde iz bırakmıyor kitaplar. Ben de iz bırakmıyorum en azından. Her ne kadar Cevidelik'i beğensem de ki otobiyografisiydi, yaşanmışlıklarından oluşmuştu. Aynı şeyi Cam Kent için konuşmayacağım. Ki Cam Kent belki dünya çapındaki en ünlü kitabıdır. Ee, Türkçe'de de e, İngilizcesi epey e, satıyor. Onu biliyorum. Biraz İngilizce ile merak eden, İngilizce ile uğraşanlar e, Paul Oster'in kitaplarının İngilizce'ni okumaya çalışırlar. Ama... Dediğim gibi Cebidelik kitabının yanında pek olmadı, sürüklemedi, gitmedi. Evet ilginç, orijinal, kıvrak ama o kadar başka bir şey yok. Evet ölümcül bir kimliğe sahip olan bu Emin Maluf'un sözüdür. Bir Hristiyan Arap'tır Emin Maluf. Ve ölümcül bir kimliğe sahip olan Edward Said'in, bir Hristiyan Arap olan, bir diğer Hristiyan Arap olan Edward Said'in doğunun, özür dilerim Batı'nın doğuya nasıl baktığını anlattığı o 1970'lerin sonunda yayınladığı sosyal bilimleri sallayan kasıp kavuran medyayı Allah bullak eden kitabı şarkıyaçılık kitabı. Şarkıyaçılık kitabını okudum. Orientalizm orijinal ismi ve Türkçe'de de bu böyle bir baskısı var. Ben Metis baskısını okudum şarkıyaçılığın ve çevirmen tam çeviri yaptığını, tüm kaynaklara eriştiğini, hepsine baktığını, incelediğini ve Artık çok sağlıklı bir çeviriyle karşımızda olduğunu iddia ediyor. Ben de çeviriyi beğendim açıkçası. Önceki Orientalizm çevirisini okumuştum. Bu çeviri ve bu kitap iyi bir kitap. Ancak ben kafa dağıtmak için bu kitabı e, okuyayım derken biraz daha ağır felsefe vardır diye bekliyordum ağır bir felsefe olmamakla birlikte çok fazla insan ismi, yer ismi, eser ismi falan vardı. Bir yerde zihnimde yoruldu açıkçası. Bazen çok sıkıcılaştı kitap. Ancak bu kitap Doğu-Batı ilişkileri, Avrupa-Asya ilişkileri, Hristiyan-Müslüman, işte Anglo-Sakson-Arap ilişkileri, özellikle bu bölüm Türkler biraz ikinci planda bu anlamda bilinmesi öğrenilmesi okuması gereken bir kitap bu alanlarla çok ilgileniyorsanız ama ben bu şeyle ilgili kitapla ilgili bir video yaptım Edward Said'de biraz anlattım onun kitaptaki bazı handikaplarını ama kitabın neden değer neden değerli olduğunu kitapla ilgili bazı artı ve eksi yönlerden bahsettim artık onu bir başka bahara bırakıyorum bir kenarda duruyor Elimizde Nietzsche var. Nietzsche videolarına devam etmek zorundayım. O yüzden onu Nietzsche videolarının biraz arkasına yerleştireceğim. Ve Emrah Serbes okudum. Emrah Serbes'i çok severim. Emrah Serbes'in çok yetenekli, çok iyi bir yazar olduğunu düşünüyorum. Yaşayan en iyi Türk yazarlarından biridir bence Emrah Serbes. Buna bazılarınız katılmayacaktır. Bazılarınız aynen öyle. Evet, aynen öyle diyecektir. İşte besatçeyi yaratan Emrah Serbes. İşte Her Temas iz Bırakır'dan Deri Dumana Kadar, e, Hikayem Paramparçadan vesaire. En son yazdığı Behzat Çen'in hikayelerini topladığı bir kitabı. Ben e, bu kafa dağıtma sürecinde bu depremle alakalı ya bu Emrah da artık bir şey yazmıyor keşke yazsa okurdum de, derken bir de baktım Emrah Serbesi'nin bir hikaye kitabı varmış benim gözümden kaçmış geçen yıl yayınlanan Çekiç ve Gül, Emrah Serbesi'nin Çekiç ve Gül hikaye kitabı. Yanlış e, anlamadımsa izlemedim ama Blue TV'de e, sanırım bu hikayelerden çıkarak bir e, sezon besatça yayınlanmış tam bilmiyorum bir arkadaşım söyledi o da kitabı okumamıştı dizleri bölümleri izlemişti ben de bölümleri izlemedim kitabı okudum birbirimizle konuştuk karşılaştırdık sanki evet şeyden kaynaklanıyor e, o kitaptan kaynaklanan bir sezon besatça çekilmiş artık bilemiyorum. Ben size kitabı önereceğim çünkü Blue TV'deki sezonu izlemedim. İzlersem bir gün e, konu olursa bu konuya da değiniriz. Ve e, video da yaptığım ve kanala koyduğum e, Sokrates'in Savunması ama Türkiye İş Bankası Hasan Ali Yücel Klasikleri'nden Sokrates'in Savunması var. Bu dört kitaptan oluşan bir kitap. Sokrates'in Savunması, Etropidon, e Kriton ve Fedon kitaplarının birleşimi. Bunlar zaten 50'şer sayfalık, yani 30'ar sayfalık, 40'ar sayfalık kitaplar. Toplamda 150-200 sayfalık bir kitaptan bahsediyoruz aslında toplamda 4 kitap derken. Bu baskıyı e, felsefeyle uğraşıyorsanız, seviyorsanız e, bu baskıyı edinin dedim. Çünkü hem Yunancadan çeviri, sanırım Ari çok onaydı çevirmeni, hem Yunancadan çeviri, hem notlandırılmış. Hem de dört e, kitabın birleşimi ve bu kitaplar zaten e, Platon'un en ünlü kitapları. Yani Platon'un 30'dan fazla diyaloğu var. Ama bu diyaloglardan, bu kitaplardan bir sekiz, on tanesi çok öne çıkmıştır. Dört tanesi bunlar zaten. İşte Sokrates'in savunması, Kiriton, e, Fedon falan, Etropion gibi. E, bence bu kitaba bakın. Bu önemli bir kitap, çok özel bir kitap. Bir kitap daha söyleyeceğim. E, bu şu an okumadım ama geçen yıl okuduğum, ee, Tamusmur'un Ütopyası yine Hasan Ali Yücel klasiklerinden. Bu kitaba da bence çok dikkat edin. Çünkü çok güzel notlandırılmış. Hem Ütopya ile ilgili hem de Tamusmur'la alakalı e, çok güzel bilgiler verilmiş. Eğer merak ediyorsanız merakınızı celbediyorsa bence Tamusmur'un Ütopyası'nın e, Türkiye İş Bankası Hasan Ali Yücel klasiklerinin olan çevresine bakın. Çünkü epey bir emek var. İşin içinde Mina Urgan var. Mina Urgan'ın olduğu yerde kalite vardır diyeyim. Başka da bir şey demeyeyim efendim. Ve e, Tesla üzerine biraz kafa yormak istedim bu süreçte. Tesla üzerine bazı filmler izledim. Bazı belgesellere baktım. Üstüne dedim ki ya bu böyle olmayacak. Ben bakayım ne gibi kitaplar varmış bu Tesla ile alakalı. Ve Tesla ile ilgili Türkçe'de yazılmış, Türkçe'de bilinen, çevrilmiş ee, en iyi kitaplardan biri belki en iyisi Tesla zamanın ötesindeki Deha adını taşıyan kitap anlaşılmamış bir dahi olarak da çevrilmiş Aykırı kitaptan çıkıyor Margaret Cheney e, adlı bir yazarın kitabı ee, ben Tesla hakkında e, ilgimi çektiği için çok dikkatimi çektiği için bir video yapacağım bazı şeyler dikkatimi çekti kafamı karıştırdı bunları paylaşmak istediğim bir video yapacağım ama şu anda en azından Tesla hakkında bu kitabı okuduğumu size söylemiş olayım. İyi bir kitaptı. Keşke Cambridge Üniversitesi veya birileri çok geniş bir biyografisini yayınlasa. Öyle bir biyografi sanırım şu anda yok. Ama bu kitap da ilk etapta işimizi gören kitaplardan biriydi. Başka kitaplara da baktım ama bu kitap en azından objektif olma kaygısı gülüyor ve belgeler üzerinden giden bir kitap. Eğer Tesla'yı merak ediyorsanız bu kitap bence elinizin altında bir yerlerde bulunsun. Ve son olarak e, Nikola Tesla reisin yazdığı, kendi yazdığı kitabı, Nikola Tesla kendini anlatıyor kitabı böyle çevrilmiş. E, Nikola Tesla'nın sıra dışı hayatı, icatlarım diye de çevriliyor bu kitap. Kitabın orijinal ismi My Inventions. İcatlarım adını taşıyor. Türkçe'de birkaç tane ayrı baskısı var. Ben bu Nikola Tesla kendini anlatıyor çevirisini okudum. Bir yerlerden bir şekilde yani satışı yoktu aslında kitabın. Bir yerlerde pdf'sini bulmak zorunda kaldım. Ancak Stortel'de bu kitabın başka bir çevirisi var. Mesela Nikola Tesla'nın Sıratış Hayatı diye Stortel'de dinleyebilirsiniz. Tesla çocukluğundan itibaren yaptıklarını anlatıyor. İşte neden e, mucit olduğunu, neden bu işlerle uğraştığını asıl amacının ne olduğunu anlatıyor. Çok şaşırdım. Ee, Tesla'nın bir mucit olduğunu biliyordum ama hayatı boyunca mucit olduğunu, hep mucit kaldığını ve her zaman ciddiye alınacak işler yaptığını kesinlikle bilmiyordum. Ee, bir şey söyleyeceğim. Zaten Tesla ile ilgili video yaptığımda anlatacağım. Anladığım o ki genel e, kabulde o biraz daha vicdanlı bilim adamları veyahut Tesla'nın hakkını yemeyenler, onu daha çok kıskanmak yerine ona hayran olanların dediği, yani Tesla olmasa idi, Tesla'nın icatları olmasaydı dünya şu an bulunduğu teknolojik seviyenin bir 50 yıl, 70 yıl gerisindeydi. Şaka yapmıyorum. Şimdi ayrıntısına hiç girmeyeceğim. Çok ilginç bir e, adam. Çok üretken, çok büyük işler başarmış. Çok korkunç fikirleri var. Mesela dünyayı e, işte o Tesla zaman ötesindeki Deha kitabında dünyayı ortadan ikiye bölecek bir teknoloji geliştirebileceğinden bahsediyor ki bahsettiği kişiler de bilimle ulaşan kişiler Tesla'nın hiç de mantıksız konuşmadığını ama eline bu imkanın geçmesi durumunda hakikaten bunu yapabileceğini ama tabi Tesla vicdanlı iyi bir adam böyle bir şey yapmaz ama bunun yapılabilir olduğunu bilmek yeteri kadar korkutucu. İşte okuduğum kitaplar bunlardı. Gerçekten kafa dağıtmak için okumaya çalıştım. Biraz da kafamı dağıttı özellikle Tesla işin içine girdiğinde. Biraz daha kafam dağıldı. Biraz daha rahatladığımı hissettim. Ee, ve işte bu gördüğünüz döküman ortaya çıktı. Ama son Maraş depreminde ölenler, kalanlar için yani bazı insanlar hayatını kaybetti, bazı insanlar geleceğini kaybetti, bazı insanlar sağlığını kaybetti. Ee, bir karşısında bir acı kazandı sadece ve katıksız bir acı kazandı. Melih Cevdet Anday'ın çok sevdiği bir şiirinin bir kıtasını söyleyeceğim. Sevdiğim sokak adları gibi, sevdiğim çiçek adları gibi, bütün sevdiklerimin adları gibi adınız geliyor aklıma. Sevdiğim sokak adları gibi, sevdiğim çiçek adları gibi, bütün sevdiklerimin adları gibi adınız geliyor aklıma. Allah rahmet eylesin. Kalanlara sabır versin. E, bütün iyi niyetlerimize, dualarımız onlarla birlikte kafa dağıtmak için kitap okumaya çalışıyoruz biz de. Ne yapalım? Çünkü e, bugün hayatta olmamızın veya e, halen daha bir çadırda veya bir konteynerde yaşamamızın tek nedeni yaşamıyor oluşumuzun tek nedeni o yaklaşık... Dört şehirde tamamen harap olan üç şehir ve Antep'in ilçeleri ve Malatya, Elazığ gibi şehirlerde birçok binanın yıkıldığını düşünün. Adana'da, Kilis'te, Osmaniye'de olmasının tek sebebi orada olmamak. Ya bu çok incitici, çok acı verici bir durum. Sadece orada olduğunuz için ya ölüyorsunuz ya da geleceğinizi kaybediyorsunuz. Teşekkür ederim. Desteklerinizi beklerim. En yakın zamanda görüşelim. Selamlar, saygılar.